konuşacağız. Konuklarım olacak AK Parti eski milletvekili Abdurrahman Kurt ve akademisyen doçent doktor Vehap Coşkun'la bu süreci konuşacağız. Evet, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, Bahçeli'nin tarihi açıklamasının üzerinden neredeyse bir hafta geçti. 6. gündeyiz. Siyasilerin açıklamalarını da aktardık sizlere. Abdurrahman Bey, sizle başlayalım. Ne yaşadık biz son 6 gündür ve neredeyiz? Evet, iyi yayınlar diliyorum tekrar. Yani son 6 gündür yaşadığımız aslında Türkiye'nin 100 yıldır neredeyse çözmek zorunda olduğu ama ertelediği ve sürekli olarak problemler yaşadığı, ayağındaki bağın çözülmesiyle ilgili artık yeni bir evet bunu çözmeye hazırız iradesinin beyanıdır. Türkiye içerisinde olumlu olabilecek en büyük açılıma sahip, en büyük kompozisyona sahip bir alandayız aslında şu anda. Bu 50+1 süreciyle başlayan başkanlık sisteminde ittifakların koalisyonlara dönüştüğü, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı içerisinde muhalefetin kendi içinde bir koalisyon, iktidarın kendi içinde bir koalisyon olduğu, böylece siyaseten her bir partinin kendi içindeki siyasi fayda elde etme çabasının en aza indirgendiği bir süreçteyiz aslında. Bu açıdan MHP üzerinden, özellikle Sayın Bahçeli üzerinden gelen bu çağrı, bu ortamda iç dinamikler açısından çözüm için en olumlu sahaya, alana oturmuş durumdadır. Bunu ifade etmek lazım. Gene muhalefet açısından da muhalefetin bileşeni olan DEM, CHP ile birlikte CHP'nin daha önceki çözüm sürecindeki karşı çıkmalarını dengeleyen bir etki yaratacaktır. Çünkü muhalefet de kendi içindeki DEM koalisyonuyla birlikte bunu dengelemek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla bu parametreler iç dinamikler açısından bugün bahsettiğimiz bu 100 yıldır ayağımıza takılı, sorun yaratan, Türkiye'nin yürüyüşünü ağırlaştıran, zaman zaman ileri gidişini engelleyen bu sorunun çözülmesiyle ilgili en elverişli zemine oturmuş durumdadır. Bunu ifade etmek lazım. Tabii geçmişte yaşanan tecrübeler var. Bu süreçler bütün bu tecrübelerden muhtemelen analizler neticesinde sonuçlar çıkaracaktır. Demokratik açılım süreçleri vardır. Özal'la başlayan süreçler vardır. Özal öncesi dönemden bugüne gelen sorunlar vardır. Özal'la birlikte bir açılımın yarattığı hava, ondan sonra AK Parti'nin çok üst düzeye çıkardığı alanlar, bunların elde ettiği başarılar ve başarısızlıklar, bunların sebepleri ve bunu sebeplere götüren parametrelerin analizleri bundan sonraki süreçlerde çok faydalı bir şekilde yol açıcı olacaktır. Ben Sayın Bahçeli'nin dilinden ifade edilen bu çıkışın böyle bir iradenin devlet aklında oluştuğunu net bir şekilde görmemiz gerektiğini gösterdiğini düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla burada artık CHP ve DEM'in bu süreci bir kazan projesi olarak bakmaları, az önce ifade ettiğim gibi bir önceki süreçteki başarılar bir yana ama başarısızlıklarla ilgili, sorunlarla ilgili analizlerin doğru yapılıp bunun aşılmasına ilişkin geliştirecekleri işbirliği parametreleri çok önemli. Burada şu cümle bence çok önemli. Türk sorunun pek çok tanım cümlesi vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Bence dikkate almamız gereken, başat olan Kürt sorunu etki ettiği alanlarda Türklerin korkuları, bunların içerisinde bölünme korkusu, işte Osmanlı'nın parçalanmışlığından bugüne gelen süreç. Bir de bunun yanında da Kürtlerin adalet talepleri arasında bir denge kurmakla ilgili bir süreçtir. Evet. Dolayısıyla fobileri ve hobileri tetiklemeden, optimal noktaları yakalaya sürecin bir sonraki aşamaya evrilmesi, bu kazan politikalarının başat etkileyicisi olsa gerektiği düşünüyorum. Peki Vahap Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Abdurrahman Bey de söyledi, hem Kürtleri hem de Türkleri kırıp dökmeden nasıl ilerleyebilir bu süreç bundan sonra ve hani mayınlı alanlar nelerdir? Nasıl bir yol haritası çizilecektir? Hoş, hiçbirimiz detaylara haiz değiliz ama sizce olması gerekenler nedir? Evet, aslında sadece geçen haftadan değil, 1 Ekim'den itibaren tarihi günler yaşıyoruz. Sayın Bahçeli'nin DEM partilerle tokalaşması, ardından Öcalan'a yaptığı çağrı ve daha sonra da son geçen hafta Zevkiyat Sempozyumu'nda yaptığı konuşma, bunların aynı zamanda AK Parti tarafından ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da desteklenmesi bize şunu gösteriyor. Bir, burada üzerinde çalışılmamış, düşünülmemiş,
sadece günü kurtarmak için söylenen bir söz değil. Burada üzerinde çalışılmış bir strateji var. İki, iktidarın burada bir iç uyumu var. Biliyorsunuz bu sözler ilk gündeme geldiğinde bunun AK Parti tarafından desteklenmeyeceği, hatta Cumhurbaşkanlığın Bahçeli'nin yapmış olduğu bu çıkıştan haberdar olmadığı yönünde bir takım kulisler yansıdı medyaya. Ama geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama, biz ittifak olarak herhangi bir adım attığınızda bunu birlikte ve önünü arkasını düşünerek adım atarız mealinde bir cümle kurmuştu. Dolayısıyla burada ittifakın bir siyasetinin burada olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan baktığımızda ise Öcalan ile 2019'dan bu yana ilk defa bir görüşme yapıldı ve Öcalan'la bu görüşmede şartlar sağlandığı takdirde çatışmayı bitirip meseleyi siyaset zeminine çekecek teorik ve pratik gücüm var ifadesini kullandı. Kandil'den hareketin bütün birimlerinin Öcalan'ın belirleyeceği stratejinin arkasında olduğu açıklaması geldi. DEM Parti bu yapılan açılımın önemli olduğunu belirtti. Dolayısıyla bir baktığınızda iki tarafın da bir sürecin olması noktasında bir istekliğinin olduğunu söylemek mümkün. Diğer taraftan da muhalefetin de genel olarak bu sürece destek verdiğini söyleyebiliriz. Sayın Özgür Özel hem Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmede hem Diyarbakır'da yaptığı görüşmede hem de daha sonraki açıklamalarında sürecin destekleyicisi olacaklarını ifade ediyor. Biz de şöyle bir avantaj sağlıyor bu durum bize. 2013-2015 süreciyle mukayese ettiğimizde 2013'te, 2015'te MHP'nin çok sert bir muhalefeti vardı çözüm sürecine. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ise süreci ilerletme noktasında ciddi tereddütleri söz konusuydu. Burada Milliyetçi Hareket Partisi bizzat süreci içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla milliyetçi kesimden gelebilecek olan eleştirilerin veya reaksiyonların önemli bir kısmını absorbe etme gücüne sahip. Cumhuriyet Peki, Halk Partisi peki ise... Vahap Bey, şimdi 2013-2015 dönemindeki Öcalan'la 2024'e geldiğimizdeki Öcalan, şimdi siz de biraz önce açıklamasını aktardınız, dedik ki koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zeminden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Teorik güce mutlaka sahiptir. Ama pratik güce sahip midir? 2015'ten buraya geldiğimizde aslında bu süreç biraz Öcalan'ın etkisinin de test edileceği bir süreç mi olacaktır? Ne dersiniz? Doğru. Hiç kuşkusuz Öcalan'ın şimdiki konumu ile eskisi konumu arasında ciddi bir fark var. Yani 1999'dan önce Öcalan örgütün hem teorik lideriydi hem de pratik lideriydi. Oysa 1999'dan bu yana 25 yıldır Öcalan cezaevinde. Dolayısıyla örgüte fiili olarak liderlik etme şansı yok ama örgütün manevi lideri olmayı sürdürüyor. Öcalan açısından avantaj şu benim görebildiğim kadarıyla. Bu süreçte aktör olan bütün herkes adres olarak Öcalan'ı gösteriyor. Yani KCK'da, PKK'de, DEM'de, Demirtaş'ta sürecin Öcalan ile müzakere edilerek ilerlemesi konusunda bir mutabakata sahipler. Bunu sürekli dile getiriyorlar. Ancak sahaya yansıdığında, yani Öcalan yarın ertesi gün bir açıklama yaptığında bu gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi önemli bir soru işareti. Öcalan orada dikkat ederseniz şartlar oluşursa ifadesini kullanıyor. Bu şartların ne olduğu hiç kuşkusuz taraflar arasında müzakere ediliyordur ama herhalde en önemli şartlardan bir tanesi Öcalan'ın kendi görüşlerini kamuoyu ile paylaşabilecek zeminlerin oluşturulması. Yani bu bir ailesiyle olur, avukatlarıyla olur, gazeteciyle olur vesaire. Bunun mekanizmaları oluşturulur ama öncelikle bu fikirleri kamuoyuna yansıtacak bir mekanizmanın kurulması herhalde ilk şartlardan bir tanesidir. Görüşme yolunun açılması buna yönelik devletin bir hazırlığı olduğunu gösteriyor. Peki. Kandil, Biraz Öcalan'dan bütün... toparlarsanız eşit söz vermek istiyorum çünkü lütfen. Tabii. Yani buradaki temel sorun şu. İki sorun var bence Ayşen. Bir tanesi Öcalan böyle bir çağrı yapacak mı? İki, Öcalan yaptığı bu çağrıyı Kandil dinleyecek mi? Benim Peki, görevim... sizin bu sorduğunuz soruyu ben direkt Abdurrahman Bey'e sorayım. Benim aklımdaki soru da oydu. Ne dersiniz? Kandil dinleyecek midir Öcalan'ı? Sizin beklentileriniz ne yönde? Ve tabii ki ondan önce Öcalan böyle bir açıklama yapacak mıdır? Hazır mıdır artık?
Evet, aslında bunu geçmişteki süreçleri göz önüne aldığımızda yaşanmışlığını görebiliriz. Örneğin çekilme talimatını verdiğinde Kandil ayak sürmüştü. Hatırlayacak olursanız eğer bir ertelemeler silsilesi arkasından en sonunda da çekilmeyeceklerini ifade etmişlerdi. Ama daha önceki süreçlerde de gördük. Öcalan'ın zaman zaman restleri de oluyor. Bundan sonra madem öyle beni bulaştırmayın dediği zamanlar da oldu Öcalan'ın. Devlete sen bitirebiliyorsan bitir, onlara da hadi yapabiliyorsan devrim yap dediği zamanlar da oldu. Hani bu sorduğun soru Öcalan açısından da çok kolay bir soru değil bence. Çok dengeleri olan, Öcalan'ın da farkında olduğu ama bir yandan da örgütün bileşenlerinin ve tamamının bir yarattığı mit var. Öcalan miti var. Bunun yıkılmasıyla ilgili bizzat kendi içlerinde oluşabilecek çatışma bir hal olması söz konusu. Dolayısıyla onlar açısından da kolay değil. Ama Öcalan'ın böyle bir talebi var, bunu biliyoruz. Geçmişten bugüne beni bu süreçte barış için değerlendirin şeklinde ifade ettiğini, devletin çeşitli katmanlarına bu konuda mesajlar gönderdiğini hep beraber bir arasında müşahede etmiştik geçmişten bugüne. Muhtemelen bugün de öyle olmuştur. Dolayısıyla bu talebine ilişkin Öcalan'ın Kürt meselesinde içine girilen çıkmazı aşmakla ilgili kendini tekrar test etmeye ilişkin bir alan talep ettiğini ve bu alan talebine devlet aklından da olumlu yanıt verdiğini söylemek mümkün. Peki bu Bu olumlu... yek bir yapı mı var karşımızda Kandil'e baktığımız zaman? Diyelim ki PKK tamam bırakacağım silahı dedi ama nihayetinde bir terör örgütünden bahsediyoruz bırakacağım der. Bırakmaz. Siz oradaki dengeleri nasıl görüyorsunuz? Oradaki kompozisyon nasıl sizce? Şimdi bunu gene hatırlayacaksanız bunların geçmişte de gene ifade ettiğim gibi aslında yaşanmışlıkları var. Örneğin biz 5 yıl boyunca ben bu sürecin hep Batı tarafından bozulduğunu sizin televizyonlarınızdaki birçok programda anlattım aslında. Ama daha ki bu konu bizzat Kandil'den yapılan şu açıklamayla ifade edilene kadar çok da böyle sıcak bakılmadı. Kandil Karasu şunu ifade etti. Aslında biz bozmadık, bize bozdurttu Avrupa. Kendi ifadesidir. Ben onun Avrupa dediği şeyin derin NATO olduğunu ifade edebilirim. Biz ne zaman barışa yanaşsak onlar bize savaşı dayattılar. Erdoğan da aslında barış deyince Avrupa'nın destekleyeceğini zannediyordu. Bu konuyla ilgili elimizde oldukça mevzu miktarda envanter var zaten. Ben bu olaylarla ilgili sizin televizyonlarınızda zaten çokça yayında ifade ettim. Ta o Öcalan'ın 2010 Kasım'ında ilan ettiği tek taraflı ateşkesin bozulmasına ilişkin özellikle ismini de vereyim artık deşifre olduğu için söyleyeyim. Almanya'nın o günkü siyasi işler sorumlusu hanımefendinin bana yaptığı ifadeleri ben bunu basında paylaşmıştım. Ve bunu işte Haziran'a kadar seçim sürecine kadar süresiz ateş şartsız ateşkes kavramını kullandıktan sonra tekrar bu çeşitli iletişim araçlarıyla ona ulaşıp onu Mart'ta bozdurduklarını falan hep yaşadık, bunları gördük. Dolayısıyla bu süreçler içerisinde hani Kandil veya işte örgüt tek parça mı diye düşündüğümüzde değil, hepimiz biliyoruz. Bunun Avrupa'da yaşayan büyük bir kitlesi var. Bu kitlenin tamamının oradaki entelijansiyayla ile oradaki istihbarat birimleri, oranın devletinin istihbarat ağı ile iç içe olmak zorunda oluşundan kaynaklı bir bilgimiz var. Peki Suriye olayının Abdurrahman Bey, önümüze koyduğu bir gerçeklik var. bundan sonraki süreçte Batı'nın destek vermesi mi iyi, vermemesi mi iyi? Bundan sonraki süreçte Batı da bir tercih yapacaktır. Çünkü yaşadığımız İsrail meselesinin artık Batı'nın bütün değerlerini yerle yeksan ettiği, İsrail'in vahşetinin, katliamlarının Batı açısından savunulabilecek hiçbir değere sahip olmadığını ifşa ettiği bir zaman döneminden geçiyoruz. Yani çok aleni bir şekilde Amerika ve de Avrupa ülkeleri Orta Doğu'yu İsrail üzerinden işgal, vahşetle işgal hatta. Yani bir göz göre göre soykırım yapa yapa, hani kanırta kanırta saklama imkanı olmaksızın bir vahşetle işgal hareketine giriştiğini görüyoruz. Fakat bu sürdürülebilir mi? Bu bana göre biraz çok zor bir alana girdi onlar açısından da. Çünkü kendi kamuoyları, örneğin Vietnam'ı düşünürsen, o dönemdeki tepkiler bugüne göre çok cılız kalacaktır. Çünkü bugün artık o sosyal medya ağları, iletişim, toplumsal uyanışın daha fazla yaygın hale gelişi gibi süreçlerle bugün Batı'nın kamuoyunda devletlerini destekleyen algının çok yüksek olmadığını görmek mümkün. Örneğin dün zannedersem Londra'da benim bir arkadaşımın
müşahede ettiği, yıllardır orada ilk defa bu kadar büyük bir İsrail karşıtlığının oluşunu müşahede edişi, oradaki gösterilerde nasıl bir İsrail düşmanlığına dönüşümün hızla Evet. gerçekleştiğini ifade ettiği alanları hep beraber müşahede ediyoruz. Bu Avrupa'nın hemen hemen her tarafında artık yaşanıyor. Afrika Evet. zaten bir şekilde öyle. Ve burada Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve benzeri ülkelerin bile artık hani İsrail'i savunma pozisyonu veya İsrail'le çatışmama pozisyonunun ne kadar zora girdiğini gördüğümüz de bir alan var. Dolayısıyla bu derin batı açısından da çok kolay olmayan bir süreç olduğu için Türkiye'yi yanlarına çekmek isteyebilirler. Bu da bir parametre, ama istemezlerse de veya her halükarda örgüt silah bırakmaz ise de Türkiye'nin şöyle bir gerçekle yüzleşmesi gerekiyor. Bu meseleyi birileri onları zorladığı için, yani adalet kavramının birilerinin zorlamasıyla olmaması gerektiği için, gerektiğinden dolayı bunu Türkiye'nin kendi iç sağlığı açısından, iç sıhhati açısından yapmak zorunda olduklarını Tamam, bilmek pekala. durumundalar diye düşünüyorum. Vahap Bey'e de söz vermek istiyorum. Buradan alalım. Bunu Türkiye tek başına yapabilir mi? Biraz önce Abdurrahman Bey'i de dinlediniz. Şimdi Batı, Amerika Birleşik Devletleri, onu birazdan konuşuruz. Ama bir de Türkiye'nin muhatapları, komşuları, bölgesel ülkeler var. Rusya deyin, İran deyin, İsrail tabii ki ayrı bir mevzu, Irak deyin. Türkiye burada daha bölgesiyle mi bir işbirliğine gidecektir? Yoksa onlardan da destek almazsa, hayır ben bu işi tek başıma hallederim der mi? Tabii Kürt meselesinin artık bir bölgesel denklemi var. Dolayısıyla bu sorunu çözmeyi niyetlendiğinizde bu bölgesel denklemi dikkate almak, diğer aktörlerin ne yapacaklarını da gözetlemek durumundasınız. Şimdi benim görebildiğim kadarıyla buradaki temel nokta, temel parametre aslında Suriye'de ne olacağı. Yani demin Öcalan çağrı yapar mı, Kandil buna uyar mı? Dan çıkmıştık diyorlar. Benim kanaatim şu, Öcalan Kandil tarafından kabul edileceği garantisini almadığı müddetçe böyle bir çağrı Evet. yapmaz. Bu arada Yani Devlet kendi... Bahçeli'den bir son dakika gelişmesi var. Kürt sorunu yoktur, Tabii. asla da olmayacaktır diyor. Var olan sorun bölücü terör sorunudur diyor. Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu mesajı yayımladı. Bir ara verelim sohbetimize çünkü detayları Serkan Şimşek'ten alacağız. Serkan. Ayşe Süberker oldukça uzun bir mesaj olduğunu ifade ederek başlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik bir mesaj yayımladı ve o mesajda Türkiye Cumhuriyeti tarihteki Türk devletler zincirine eklenen halka, geçmişle geleceği birleştiren köprü, egemenlikle milleti tekleştiren son söz, ebedi karar ve irade kuvvesidir ifadelerini kullandı. Yine Türk milletinin uzanan müşfik ve hoşgörülü elini hala idrak edememiş, manasını kavrayamamış, maksadını anlayamamış siyasi güruhun provokatif açıklamaları, hiçbir değer hükmüyle izah edilemeyen sakat pozisyonları yapıcı olmadığı gibi tam tersine sorumsuz ve yıkıcı mahremiyetidir ifadeleri de kullanıldı. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yayınladığı o mesajda Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur, asla da olmayacaktır denildi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da yoktur ifadeleri yer aldı. Var olan sorun bölücü terör sorunudur. Kaldı ki bu ihanetin kökü muhakkak surette kazınacaktır ifadeleri kullanıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yayımladığı o mesajda geçtiğimiz hafta TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin bir bölüm de vardı ve o bölümde de TUSAŞ tesislerine kadar gelip 5 kardeşimizi şehit eden teröristlerle bölücü terör örgütüyle terörizm patentini kontrolünde tutan bölgesel ve küresel odaklara yollarını ayırmayan kim ya da kimler varsa demokrasi ve insanlık düşmanlığı ortak paydasında buluşmaları mutlak bir akıbettir ifadeleri kullanıldı ve yine açıklamada terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir ifadeleri yer aldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasının son bölümünde ise bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milli mücadele kahramanlarını, TUSAŞ saldırısında şehit olan kardeşlerimizi ve diğer bütün şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla, hislerimle anıyorum ifadeleri kullanıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli uzun bir açıklama yaptı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yönelik bir mesaj yayımladı ve o mesajında terörle mücadele başta olmak üzere çok sayıda başlıkta önemli mesajlar verildi.
haberiydi Ayşe Süperker. Pekala Serkan Şimşek, çok teşekkür ediyoruz aktardığın detaylar için. Evet, AK Parti eski milletvekili Abdurrahman Kurt ve akademisyen doçent doktor Vahap Coşkun'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. Vahap Bey, sizle devam ediyorduk. Aslında bu Kürt meselesinin bölgesel bir mesele olduğundan bahsediyorsunuz ama ona geçmeden isterseniz MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bir açıklamalarını sıcağı sıcağına bir değerlendirelim. Kürt sorunu yoktur. Asla da olmayacaktır. Sorun bölücü terör sorunudur diyor. Bir de Türkiye'nin etnik ve mezhepsel bir açmazı da yoktur diyor. Çok ciddi anlamda sarıldığını görüyoruz. Biz bu bir hafta önce yaptığı çıkışa ve bundan sonra da aslında bu sürece biraz daha ivme kazandıracak bir açıklama gibi de değerlendirilebilir mi? Ne dersiniz? Şimdi bu tür süreçlerde yapılan açıklamaların başlıca 3 tane amacı vardır. Bunlardan bir tanesi kendi tabanınızı tahkim etmektir. Yani bu Kürt meselesi yoktur, bu terör meselesi vardır. Çok net bir şekilde MHP'nin milliyetçi tabanına yöneltilmiş bir ifade. İkincisi, genel olarak kamuya verilen bir mesaj vardır. Burada da başlattığımız bu süreci herhangi bir şekilde geri dönmeyeceğiz şeklindeki yaklaşımında bunu görüyoruz. Üçüncüsü de muhataplarınıza verdiğiniz mesajdır. Burada Sayın Bahçeli'nin işte sorumsuz siyasi açıklamalar ifadesinden çok büyük bir ihtimalle dün DEM Parti'nin, evet, parti meclis grubunun yapmış olduğu açıklamayı kastettiğini anlıyoruz. Dolayısıyla burada da bu yapılan açıklamanın MHP veya iktidar tarafından doğru bulunmadığı, hoş görünmediğini buradan çıkartmak mümkün. Elbette yani Kürt sorunu yoktur ifadesi jenerik bir ifade ama bir Kürt sorunun olduğunu Sayın Bahçeli de iktidarda çok yakından biliyor. Bu sorunun bir boyutunun şiddet olması ve bunu çözmeye yönelik olarak yapılan adımların atılması zaten bunu gösteriyor. Ama bu mesele salt bir şiddet, bir terör meselesi değil. Bu işin bir hak ve hukuk boyutu var. Bu hak ve hukuk boyutunu da konuşacak olan hiç kuşkusuz siyasettir. Bunu çözecek olan da siyasettir. O nedenle tabanı tahkim etmek için bu tür ifadeler kullanılabilir ama eğer iktidar kendi önüne bir Kürt meselesini çözme noktasında program koyuyorsa bu meselenin hak ve özgürlükler boyutunu, yasal ve anayasal değişiklikler boyutunu da hiç kuşkusuz göz önüne koymak durumundadır diye düşünüyorum. Dilerseniz o bölgesel kısmı da bir tamamlarsak başka başlıklara da geçeceğiz. Şöyle, 2015'te çözüm sürecinin askıya alınması veya daha sonra tamamıyla bundan vazgeçilmesinden sonra Türkiye'de yeniden bir çözüm ihtiyacının çok büyük bir ihtimalle bölgesel denklemlerden kaynaklanacak kanaatini taşıyordum. Şu anda o bölgesel denklemler kendisini gösteriyor. Bir tarafta İsrail'in başlatmış olduğu ve Orta Doğu'da ciddi bir istikrarsızlık yaratma potansiyeline sahip olan saldırılar var. Diğer taraftan ise Suriye'nin durumu var. Evet. Burada Türkiye'de bir çözüm süreci olacaksa veya adına süreç denilecek herhangi bir iş olacaksa kaçınılmaz olarak bence bu Suriye'de bir anlaşmayı, bir mutabakata varmayı, ortak bir noktaya varıp gelmeyi gerektirir. Yani Türkiye ile Suriye'deki yapılanma arasında bir uzlaşma noktasının bulunması gerekir. Ancak bu uzlaşma noktası bulunduktan sonra örneğin Kandil'in silah bırakması, Türkiye'ye karşı silah bırakması çok daha ciddi bir ihtimal haline gelebilir. Bölgesel denklemden basitçe kasıt o. Bugün Mazlum Kobani'nin yapmış olduğu bir açıklama vardı. Türkiye eğer Suriye'de herhangi bir şekilde bir uzlaşma noktası bulunursa hem Suriye'deki sorunların çok daha rahatlıkla çözülebileceği hem Türkiye'deki sürecin çok daha rahat ilerleyebileceği yönünde bir ifade vardı. Bence düğüm noktası orası. Yani ama Mazlum Kobani'nin herhalde çözüm ve barıştan anladığıyla bizim anladığımız biraz farklılık göstermez. Sadece Mazlum Kobani'nin değil aslında. Bugün örneğin iktidar ile DEM Parti'nin de çözümden anladığı arasında fark var muhtemelen. Yine iktidar ile PKK'nin de çözümden anladığı arasında fark var. Zaten iki çözüm dediğiniz şey iki tarafın kendi çözüm anlayışlarını birbirlerine dağıtması değildir. O zaman ortada bir çözüm olmaz. Ortak bir noktada buluşabilecek olan zemini üretebilmektir. Bunu ne kadar üretebileceklerdir? Şimdi çok uzak gelebiliyor bazı konular ama unutmayın yani bundan bir 8-9 yıl önce o zaman PYD'nin başında olan Salim Hüsnü Türkiye'de görüşmeler yapıyordu. Yani siyasette bölgesel denklemlerdeki değişiklikler bu tür siyasal değişiklikleri beraberinde getirebilir. O nedenle hiç kuşkusuz çözümleri birbirinden farklı. Çözüm derken birbirlerinden çok ayrı şeyleri kastediyor. Ama zaten çözüm dediğiniz şey bu farklılıkları bir noktada uzlaştırabilme becerisidir.
Abdurrahman Bey, siz ne dersiniz? Türkiye, Irak ve Suriye'deki, Türkiye'yi aslında dışarıda bırakacak olursak, Suriye ve Irak'taki oluşumlar birbirinden ayrı ele alınabilir mi bundan sonraki süreçte? Ve siz biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nin rolünden de bahsettiniz. Özellikle Suriye'nin kuzeyinde ne kadar yatırım yaptıklarını biliyoruz. Orada bir adeta ordu kuruyorlar. Dolayısıyla Mazlum Kobani'nin açıklamasını da Vahap Bey biraz önce aktardı. Ne dersiniz? Orası bir sonraki aşama mıdır? Önce içeriği mi toparlamak gerekiyor? Sonra bölgeye mi bakmak gerekiyor? Yoksa hepsi bir anda koordineli mi gidecek? Evet, yani Suriye'deki yapılanmanın PKK yapılanmasından bağımsız olmadığını zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendisi de ifade ediyor. Bu bir gerçeklik. Bunu göz önüne almak lazım. Dolayısıyla bu iki parametreyi birbirinden bağımsız düşünmek yanlış olur. Ancak burada Suriye'deki yapılanma içerisinde PKK'nın da ötesinde bir Amerika etkisinin çok güçlü olduğunu görmemiz gerekiyor. Az önce ifade ettiğim gibi bu batılı devletlerin de Orta Doğu'daki süreçlerinin onları ne kadar bu ittifakın önünü açmaya, bu süreci önünü açmaya götüreceğini henüz bilmiyoruz açıkçası. Hı hı. Ama şunu ifade etmek lazım. Ben ta 2012'li yıllarda daha Suriye patlamadan o süreçte ben ifade ettim pek çok yerde. Suriye patlayacak. Ya oradaki Kürtler bizimle olacak, ya birileri onları karşımıza koyacaklar. Onlara bizimle olmaları bizim lehimizedir diye ta o zamanlardan ifade etmiştik. Ama Suriye'de çok açık ifade etmek gerekirse hiçbir devlet, hiçbir yapı, hiçbir siyasal yaklaşım doğru oturmadı. Herkes birçok hata yaptı ve o hataların birçok boyuttaki ceremesini maalesef oradaki halklar ve bölge ülkeleri hala çekiyoruz. Dolayısıyla burada yeni süreci göz önüne aldığımız zaman herkes için kazan kazan olmayan süreçlerin yarına bir tohum, problem tohumu ekmek olduğunu görmek gerekiyor. Dolayısıyla oradaki insanların da huzuru, rahatı, adaletle bir arada oluşu meselesi bu meselenin iç parçalarından bir tanesidir diye düşünüyorum. Evet. Şöyle ifade etmek lazım. Yani geçmişten bugüne hep ne yapıldı? Bir grup başka bir gruba egemen kılındı bölgede. Ve o gruplar o egemen kılınan gruplar üzerindeki baskılarıyla ne onlar huzur buldu ne de o baskı altındaki insanlar huzur bulabildi. Ve bölgede bir adeta batı açısından kontrollü kaosun sürekli yaşanır halde olduğu ve sürekli hepsinin zayıf olduğu, zayıf kaldığı, zayıf karnının oluştuğu bir dönemi yaşadık. Ve bu dönemin sonunda bizim çıkarmamız gereken şey şu, hep beraber nasıl kazanırız sorusunu doğru cevaplamak gerekiyor. Yani bugün güçlüyken elimizi masaya vurup bütün hakları kendimize istemekle yarın efendim güçsüz olduğumuzda uzlaşma eli uzatmak arasında bir güvensizlik meselesinin oluşmaması gerekiyor. Meselenin adaletle çözümüne ilişkin herkeste bir samimi ittifak olduğunun hissedilmesi gerekiyor. Bugün Irak Kürdistan'ı o kadar kurulurken aleyhimizde olacak diye çok şey söylendi. Bunun benzeri işte açılımlar yapılırken, TRT şeşi kurarken biz, üniversitelerin önünü açarken biz bize yapılan muhalefetleri hatırlıyorum. O kadar büyük bir saldırıya maruz kaldık ki ama hiçbirinin o saldırının hiçbirinin gerçekliği olmadı. Aksine o daha çok içeride hatta ayrışmayı dileyenler tarafından en fazla hedefe konulan unsurlar haline geldi. Irak Kürdistan'ı da öyledir. Irak Kürt bölgesel yapısı da öyledir. O kadar düşmanlaştırılan yapının şu anda en büyük müttefik Türkiye. Evet, aslında bunu görmek gerekiyor. Doğru. Dolayısıyla şimdi Kürtler aslında hiçbir zaman Türkiye'nin aleyhinde olmayı kafalarına koymadılar. Zorlanmadıkları sürece mebde-i muharrikleri üzerlerindeki baskı milliyetçiliği olmadığı sürece milliyetçileşmediler. Bu kadar ilginç bir toplumdur. Ama bu konuda maalesef devletlerin fobileri veya dışarıdan dayatılan bu parçalanmışlık yönetişim anlayışı bir türlü bu uzlaşmanın gerçekleşmesini sağlamaya bizi muktedir kılmadı. Evet. Bugün tekrar bir akıllanmak gerekiyor. Herkes nasıl kazanır sorusunu samimi bir şekilde sormak gerekir diye düşünüyorum. Peki Vahap Bey, özellikle TUSAŞ saldırısından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine ve Suriye'nin kuzeyine bir dizi operasyon düzenledi. Yüze yakın terörist etkisiz hale getirildi. Yüzlerce terör hedefi de vuruldu. Şimdi Türkiye bir yandan teröre karşı askeri harekatlarını devam ettirirken diğer yandan da bir siyasi süreç herhalde müzakere süreci yürütmek zorunda kalacak. Bu ne kadar zor acaba? Tabii henüz yani tarafların da deklare ettiği veya kabul ettiği bir süreçten bahsetmiyoruz. Muhtemelen eğer gerçekten müzakereler başlarsa
bu tür operasyonların olması da veya sayılarında bir azalma söz konusu olacaktır. Geçen çözüm sürecinde öyle. Fakat devletin bence burada çıkardığı en önemli sonuç, geçen Ahmet Davutoğlu da ifade ediyordu, herhangi bir şekilde kamu düzenini ihlal edecek bir yapılanmaya izin verilmeyeceği. Dışarıda yapılan operasyonlar, askeri operasyonlar farklı ama içeride herhangi bir kamu düzeni bozacak yapılanmaya izin verilmeyeceği şeklinde bir açıklamayı söylüyor. Bu operasyonlara ilişkin de şunu söylemek lazım. Yani Türkiye bu TUSAŞ saldırısını yapanların Suriye üzerinden geldiğini ifade etti ama Suriye'deki yapı bunu kesinlikle reddediyor. Mazlum Kobani de bunu bir şekilde reddediyor ve kendilerinin sivil alanlarının Türkiye tarafından bombalandığını, 17 kişinin hayatını kaybettiğini, bunlardan ikisinin askeri kişiler olduğunu ama geri kalanların 15'inin sivil olduğunu ifade ediyor. Şimdi tabii orada sivil yerleşim yerlerini bombalayarak da bir çözüm üretemezsiniz. Yani Türkiye'nin de bunu bir şekilde bilmesi gerekiyor veya oranın ekonomik kaynaklarını harap ederek, tahrip ederek bunu yapamazsınız. Nasıl ki Hamas'ın yapmış olduğu bir eylemden dolayı İsraillerin sivil vatandaşlara karşı yapmış oldukları eylemler kabul edilemezse, Türkiye'nin de PKK'nin ve YPG'nin yapmış olduğu bir eylemden dolayı Suriye'de sivil vatandaşların ve sivil alanlara yönelik operasyon yapması da kabul edilemez ve yanlış, bu herhangi bir şekilde çözüme katkı sunmaz. Taraflar tabii bu çözüme girdiklerinde tarafların farklı stratejileri olabilir veya yarın ertesi gün bir müzakere başladığında bu müzakereyi en güçlü bir şekilde oturmak üzerine de bütün operasyonların son dönemlerde yoğunlaştırmış olabilirler ama eğer gerçekten bir süreç olacaksa, gerçekten bir görüşme dinamiği olacaksa eğer bir taraftan çatışmaları sürdürüp diğer taraftan da yürütmek çok zor olur. O nedenle bunun mümkün mertebe bitmesi sürecin başarısı açısından önemli. Şöyle Ayşe Hanım, yani herhangi bir yerde bir bomba patladığında, bir operasyon olduğunda insanların hayatlarını kaybettiklerinde bu meseleyi aklı selim bir şekilde, soğukkanlı bir biçimde tartışamıyoruz. O nedenle eğer bir süreç olacaksa her şeyden önce mutlak manada bir çatışmasızlık ortamının yaratılması lazım. O zaman çok daha rahatlıkla biz bu süreç içerisinde yol alabiliriz. Yasal, anayasal değişiklikleri daha rahatlıkla konuşabiliriz. Hukuki olarak hangi adımların atılacağı, infaz kanunundan etki düzenlemelerin yapılacağı, Öcalan'la ilgili olarak hukuk sürecinin nasıl işletileceği ve benzeri gibi konuşmamız gereken çok fazla sayıda başlık var. Bu başlıkların sakin, serin kanlı Türkiye'nin gerçekten menfaatini bir şekilde tartışabilmemiz için bizim her şeyden önce, ama her şeyden önce mutlak bir çatışmasızlık, mutlak bir sessizlik ortamı inşa etmemiz lazım ki burada siyasetin sesi çıksın, siyaset daha belirleyici bir noktaya girebilsin. Abdurrahman Bey, son bir soru soracağım, ondan sonra kapatmam gerekecek. Baktığınızda detaylara tabii ki hakim değiliz ama acelemiz var mı? Ve bu süreç ne kadarlık bir zamana yayılmalıdır? Çünkü siz eskisini çok iyi biliyorsunuz. Elbette o eski tecrübelerden de yararlanılacak ama acelemiz var mı? Yani bana sorarsanız acelemiz var da devlete sorarsanız acelemiz yok. Çünkü bu çok mayınlı bir alandır. Aceleden ziyade dikkatli olmamız gerekiyor. Tamam. Az önce Vahap Bey ile ifade ettiğimiz konuştuğumuz konuya ilişkin de şunu söyleyeyim. Bir önceki çözüm sürecinin en büyük tecrübelerinden bir tanesi, az önce Vahap Bey'in de ifade ettiği o kamu düzenine ilişkin asla bir istismara müsaade edilmemesi olacaktır. Çünkü bu geçmiş çözüm sürecinin yanlışlarından biri olarak önümüzde duruyor. Daha önceki o süreçte biraz AK Parti'nin daha fazla kendini angaje ettiğini, örneğin şu ifadeyi kullandığını hatırlarsınız. Çözüm süreci bizim en büyük başarı hikayemizdir. Bu bence kullanılmamalıydı. Çünkü örgüt bu konuda hala bir karşılıklı bir şeyler varken bunu şımarıklığına alet etti. Evet. Biliyorsunuz işte, toparlarsak Abdurrahman Bey, çok önemli bir haber gireceğim çünkü. Tekrar kamu düzeninin ihlal edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini ben şahsen öngörüyorum. Pekala, Abdurrahman Kurt ve Vahap Coşkun, çok teşekkür ederim haber hattına katıldığınız için.